İyi geceler arkadaşlar. Model şirketimiz Türk Hava Yolları. Daha önce videolarda, eğitim videolarında Türk Hava Yolları'na yapmıştık, değerlendirmiştik. Uzun uzadıya girmeyeceğim. Şimdi küçük yatırımcı nasıl çarpılıyor arkadaşlar? Son kez bu tür bir video paylaşacağım. Bundan sonra artık bu tür videolara girmeyeceğim. Beni hiç ilgilendirmiyor. Yani nerede hata yaptığınızı, nerede yanlış yaptığınızı artık bu kanalı izleyenler biliyorlar. Bu kanalı niçin sosyal mecrada tanıtılmasını istemiyorlar, tanınmasını istemiyorlar? Bu kanalı sosyal mecralarda topluluk kurallarını ihlal ediyor şeklindeki iftiralarla, yalanlarla şikayet edip kapattırıyorlar. İşte bu yüzden arkadaşlar. Şimdi dün Tüpraş'ı anlatmıştım. Cerrah anestezi başlıklı videoda dünkü Tüpraş'taki operasyonu anlatmıştım. Bugün aynı operasyon Türk Hava Yolları'nda çekildi. Nasıl mı? Şimdi sizi ben bir yıl öncesine götüreceğim arkadaşlar. Bu işler yeni değil. Bu işler epeydir var. Epeydir var. Ama ben sizi çoğu kez uyardım bu konuda. Kendinize güvenin dedim. Kimsenin araştırmasına, raporuna, şusuna, busuna, değerlendirmesine değil, kendiniz değerlendirin dedim. Bunun için de ya bir elinizde pusulanız olacak ya da bu işi iyice bileceksiniz. Yoksa burada arkadaşlar balık gibi sizleri avlayacaklar. Suç mu? Değil arkadaşlar. Değil. Bana göre değil. Yani her söylenene inanıyor musunuz? Yani normal sivil hayatta size her söylenilene inanıyor musunuz? Hayır. Şüpheyle karşılıyorsunuz. Her söylenene itibar etmiyorsunuz. Ama konu para olunca, kısa yoldan para kazanma olunca mantık seyahate gönderiliyor, tatile çıkarılıyor. O para hırsı, duygusu ağır basıyor. Gerçekten çok gerçek olmayana itibar ediyorsunuz. Ondan sonra da ama nerede hata yaptığınızın farkına varamıyorsunuz. Şimdi sizi ben bir yıl öncesine götüreceğim arkadaşlar. Dikkat edin. Saat 9.59, 9 Mart 2021 arkadaşlar. Ekonomi, Ulusal Ekonomi kanalımız. Burada sunucumuz bir aracı kurumun raporunu anlatıyor. 9.55'te borsa açıldı. 9.55'ten borsa açılmadan önce o aracı kurumun raporu takdim ediliyor, sunuluyor. Ve 9.55'te borsa açıldığında o önceki ifadeler doğrultusunda 1,47, %1,47 oranında bir artışla bilgisayar, indeks bilgisayar tahtası primli. Saat 10'da borsa açılacak. Ama bu arada şirketin rapor faaliyetleri okunmaya devam ediliyor. Bakın. 9.59 saate bakın. Şimdi saat 10.03 arkadaşlar. Tarih aynı tarih.
İndeks bilgisayar aracı kurumun biraz sonra canlı yayına da bağlanacak. Bunları ben resim olarak size şimdi takdim ediyorum. Bunun videosu var. T Amerika'dan geldi. Bakın %3,5 primli şu anda. Rapor okundukça, hedef fiyatlar belirlendikçe ve model portföyümüze, aracı kurumun model portföyüne aldıkları ifadeleriyle, bu ifadeler doğrultusunda bu algı operasyonuyla şirketin hisseleri 4 dakika içerisinde %3,5 prim yaptı. Sonra ne mi oldu arkadaşlar? Sonra ne oldu? Yanılmıyorsam 3.60'lara falan, %3.60'lara falan çıktı. Orada durdu. Saat tam 16.20'ye kadar arkadaşlar. %3,5, %3.60 aralığında kademe seyrediyor. Saat tam 4.20 geçeye kadar arkadaşlar. Tahtaların o arada altı doldu. Sonra ne olduysa, her şey yolunda giderken, her şey yolunda gidiyor. Endekste bir gerileme yok. Olağan şekilde borsa seyrine devam ediyor. Fakat o arada arkadaşlar 4.20 gece bir fil indeks bilgisayarın vitrinine daldı arkadaşlar. Stoklarında ne kadar bilgisayar varsa muhtemelen parçalamaya başladı. Vitrinden içeriye girdi. Bir sihirli el, bir fil İndeks bilgisayarın altını üstüne getirdi. Kağıt gümbür 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 geliyor. Nereye kadar biliyor musunuz arkadaşlar? O tarihte de ben indeks bilgisayarın bir eğitim videosunu yapmıştım. Son sınıf öğrencileriydi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi son sınıf öğrencileri, işte öğrencinin tasarrufundan ne olur gurbette, evde, kirada, efendim yurtta kalan öğrenciler o tasarruflarıyla işte bu işin de ilmini yapıyorlar, bilanço okuyorlar, o tasarruflarını değerlendirecekler arkadaşlar. Tabana bir barem kaldı tabana. Tabana bir barem kaldı. %3.60 primli. Açılır açılmaz %3.60 o rapor doğrultusunda %3.60 saat 4.20 geçeye kadar orada tahtanın altının iyice dolması beklendi. Bir kademe daha verse kağıt tabanla taban oluyor. Bir altı taban. Oraya kadar verdiler. O çocuklar bana elektronik posta yoluyla, abi bu indeks bilgisayarda ne oluyor? Dedim ki operasyon var. Rahat olun. Sakin olun. Ya o çocukların, öğrencilerin o tasarrufları burada o paniklen birçoğu muhtemelen verdi. Sonra ne mi oldu arkadaşlar? Ben bunu tabii gündeme getirdim. Bunu ben bilgisayarda bir eğitim videomda, ya garip garip işler oluyor arkadaşlar, İsim vermeden bu tür şeylerin olduğunu ve bugün indeks bilgisayarda bir operasyona maruz kaldığını bu şekilde anlattım. Amerika'da yaşayan bir kardeşimiz saat farkı olduğu için bu ulusal kanalı, kendisi o saatte işte mi oluyor, istirahatte mi oluyor artık bilemiyorum,
kayıt cihazı varmış. Akşamleyin veya işte işten geldiğinde günün gelişmelerini buradan o kayıttan takip ediyormuş. Dikkatini çekmiş, açıyor, bana videoyu gönderdi. Dedi ki abi, bütün söylediklerinde yerden göğe kadar haklısın ve harfiyen söylediklerin yaşanmış dedi. Bakın. Bana veri terminali de varmış. Veri terminali de varmış. Videoyu attı. O kaydettiği videoyu attı. Televizyon ekranının o konuşmaları. Yani o, ben resimlerini çıkarttım. Ben de o videosu mevcut. Onda da mevcut. Amerika'da bu arkadaşımız. Sizde veri terminali varsa görebilirsiniz Kenan Bey. Bakın. Bilmem ne yapmış. Bunları sakla. Bunlar çok önemli deliller. İşte ben SPK'ya da yazdım ama işe yarar mı? Bilemem. Şimdi SPK buna ne yapacak arkadaşlar? Yani her duyduğuna inanıyor musun diye adama sorarlar, değil mi? Her söylenene itibar ediyor musun? Yok. Burada adam tutmuş bir rapor hazırlamış. O raporun gerçekliği, doğruluğu, şeffaflığı, ciddiyeti nedir bilmiyorsun. Kağıt orada açılır açılmaz yapışıyorsun. Tahtanın altını dolduruyorlar, yukarıdan aşağıya veriyorlar. Ama borsa böyle bir yer işte arkadaşlar. Yani hala borsayı öğrenemediyseniz o zaman bu raporlar daha çok düzenlenecek. Çok insanın canı yanacak. Kimin canı yanıyor? Benim yanmıyor. Para hırsıyla burada hani izahnameyi bile okumadan ilk açılışta, ilk arka arızda 5-6 tavan yapıyor diye şirketi incelemeye bile gerek duymadan, izahnameden gelecek olan parayı nerede kullanacağına bile bakmadan, borcuna harcına bakmadan, sırf ilk açılışta 6 tavan garantisi var diye para hırsıyla mantığını kapı dışarı yapanları çarpıyorlar burada arkadaşlar. Peki bugün ne oldu arkadaşlar? Bugün bir arkadaşımdan, sevdiğim bir dostumdan garanti yatırım bir rapor göndermiş. Seans devam ederken 11.58'de o da bana atmış, saat 13.35'te ya böyle bir rapor var, biraz olumsuzluklar var. Şu şirketi bir inceliği versene dedi. Dedim ki biliyorum, iyi bir şirket, güzel bir şirket. Neymiş olumsuzluk? Ya bir rapor düzenlemiş. Arkadaşlar, geçin Türk Hava Yolları'nın Ağustos ayı faaliyet raporu diye yazın. Kapa göndermiş olduğu o bankanın şeyi, raporu burada. Hepsi de şu. Yani şurası, bütün açıklaması bu. 08.09.2022 Ağustos 2022 trafik sonuçları diye vermiş. Bundan garanti yatırım yatırımcılarına göndermiş. Elektronik postayla rapor göndermiş, bilgilendirmiş. Bazı kalemleri ben bulamadım. Şurada ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır bilemem. Yani doğru olduğunu kabul ediyorum. Ama bu işte Ağustos ayı trafiğini vermiş.
Bu trafikle durumdan bir vazife. Sonra akşamleyin yine bir arkadaşım ak yatırımı yatırımcılarıyla paylaştığı şeyi gönderiyor. Ak Yatırım model portföyünden Türk Hava Yolları, Migros ve Garanti Bankası'nı çıkarttı diyor. Bakın bugün Garanti Bankası'ndan sonra Ak Yatırım yapıyor. Tüpraş'ta 355 liralardaydı. Ak Yatırım bir rapor düzenledi. Aynı gün 328'e 329'a kadar paraşütsüz, paraşütü açılmadı düşerken Tüpraş'ın. Bugün de Türk Hava Yolları'nı Garanti Bankası ile beraber aynı anda işte bu raporla dolayı Ak Yatırım model portföyünden çıkartıyor. Yatırımcılarına bunu gönderiyor. Sebep, Ağustos ayında 2019'a göre olmamış. Bakalım arkadaşlar, yani hakikaten Türk Hava Yolları'na böyle bir panik satışa, çünkü 76 liralardaydı bu raporlar yatırımcılara, yani bir ağızdan çıkan 9 orduya yayılır. Hele borsada, hele hisseyse arkadaşlar, lehte aleyhte hiç fark etmez. Bütün Türkiye duyar onu bir şekilde. Yani Ağustos ayı için bir rapor düzenlemiş. Bu rapordan durumdan vazife çıkartmışlar arkadaşlar. Bir olumsuzluk hava estirmişler. 76 liralardan kağıt 72 liralara kadar, o da paraşütsüz, paraşütü açılmadı. Havada türbülansa girdi. Dağa çarptı birdenbire. Kara kutu yok meydanda. Kara kutu arıyoruz şimdi. Bakalım. Pandemi ne zaman çıktı arkadaşlar? 2020 yılında çıktı değil mi? Bakalım. Şimdi 2019'u baz almışlar. Hani pandemi öncesi. 2019'un ikinci çeyreğine gidelim. 2022'nin ikinci çeyreğiyle şu büyümesine bir bakalım arkadaşlar. Yeşiller 2019, gördüğünüz portakal rengi de 2026'nın verileri. Mutlak olarak net satışlar %242 oranında artmış. Tamam, enflasyonda hep maruz kalıyor. Enflasyonda o dönemin, iki dönemin arasındaki enflasyon, çünkü bakalım o tarihteki, bakın 2019'un 6. ayında 457,16'ymış enflasyon tüketici endeksine göre, pardon, üretici fiyat endeksine göre 2022'de 1652,75, yani çarpan 261,53 bir şeyi var. Fark var, enflasyon farkı var 2019'un ikinci çeyreğinden 2022'nin ikinci çeyreğine kadar. Düzeltme çarpanı 3,62. Dolayısıyla reel olarak 2019'a göre enflasyondan ötürü %5,5 azalmış. Net satışlar mutlak olarak gördüğünüz gibi aşinaya ulaşmış 2019'a. Pandemi yok henüz arkadaşlar, bakın. Normal şartlar altında gidiyoruz. Pandemi 2020'nin Mart'ında, Mart 21'de peydahladı ülkede. Yurt dışı satışlar bir önceki, iki önceki yıla göre, normal seyrindeki yıla göre patlamış. Yurt içi satışlar, bilet satışları patlamış. Bakın yurt içi ve
yurt dışı farkını görüyorsunuz. Gelelim 2019'un son çeyreğine, bir yıllık, yani 2019'un ilk çeyreğinden dört çeyreğinin toplamı 2022'nin ikinci çeyreğini mukayese edelim. Bakalım. Reel olarak %58 azalış göstermiş. Yani enflasyondan ötürü reel satışlar azalış göstermiş. Mutlak olarak %52,5 oranında artmış. Kar %31 azalmış gerçek reel olarak 2019'a göre enflasyondan ötürü. Ama satışlar mutlak olarak yurt içi ve yurt dışı iyi gözüküyor. Ve şeyin başladığı dönemler, salgının başladığı dönemler, 2020'yi geçiyorum ve hayatın pandemi devam etmesine rağmen normale döndüğü 2021'in ikinci çeyreği. Ben resmin bütününe bakarım arkadaşlar. Ağustos ayında şu olmuş, bu olmuş, Eylül'de. Mevsimsellik, dönemsellik şeyler olabilir. Farklılıklar gösterebilir. Önemli olan resmin bütününe bakmak. Bakıyoruz. Bakın, hayat normale dönmüş. 2021'in ilk ikinci çeyreğine göre reel olarak satışlar %52 azalırken enflasyondan ötürü, pardon, reel azalmıyor, özür dilerim, %52,71 enflasyona rağmen 2021'in ikinci çeyreğine göre reel satışlar da artıyor. Bakın, azalış diye bir şey yok arkadaşlar. Yani Ağustos ayıyla resmin bütünüyle resmin oradaki bir puzzle'ını aynı tutmak son derece hatalı, yanlış. Net dönem karı reel olarak enflasyona rağmen %8190 oranında artış göstermiş. Reel olarak. İsterseniz bir de buna mutlak olarak bakalım. Yani enflasyonu çıkartalım. Enflasyon muhasebesinden çıkartalım. Bakalım arkadaşlar. Net dönem karı mutlak olarak %19.379,5 artış göstermiş. Dönem karı. Net satışlar mutlak olarak %264 oranında artış göstermiş 2021. Şimdi ya böyle bir şirket daha varsa model portföyünüzden çıkarttığınız, Allah aşkına bana bildirin ya. Ya bakın, ben sizden çok memnunum. Sevgili Ak Yatırım raportörleri, uzmanları, vallahi billahi ben sizden razıyım. Ben sizi çok seviyorum. Sizin model portföyden çıkarttığınız hisseleri ben topluyorum. Model portföyünüze aldığınız hisseleri varsa elinde vallahi billahi satıyorum. Ben sizden çok memnunum. Varsa böyle bir tane daha model portföyünüzden çıkarttığınız şirketleri ben toplayayım abi. Ya bakın, ben bu raporları okumuyorum. Gerek yok. Sonra ne oldu? 76 liralarda işlem gören şirket 72 liraya kadar indi. Millet panik oldu. Suç mu? Gene diyorum ki suç değil. Bana göre suç değil. Abi kanma. İnanma abi. Abi inanma.
Bilmiyoruz. Bilmiyorsan bilmediğin yerde ne işin var kardeşim? Eğer bunu göremiyorsan, bu hesabı yapamıyorsan, bu muhakemeyi yapamıyorsan senin borsada ne işin var? Yani borsada para kazanmanın çok mu kolay olduğunu size söylediler ya? Ya yazık günah değil mi be kardeşim paranıza? Ya yani bildiğin işi yap. Ha ben aşağıya gelsin diye dua ediyorum. Keşke 55 liralara kadar geri çekilse. Ya arkadaşlar 14 liradayken 14 liradayken açın gidin bakın. 14 liradayken bu kağıdın olması gereken fiyatı 60 lira dedi. Ne kadar zamanda gitti? Ya 3 ayda gitti ya 4 ayda gitti. 14 liraydı 14 lira Türk Hava Yolları. Şimdi sen ya böyle bir şirketi model portföyünden çıkartıyorum diyene o çıkar niye aracı kurum değil mi? Orada ne var? Uzmanlar var. Arkadaşlar yani neyin uzmanı? O da tartışılır. Ne uzmanı? Peki. Size bir şey göstereceğim şimdi arkadaşlar. İki aracı kurumda olumsuz. Biri model portföyünden çıkarttı, attı. Dedi ki yok, ben fonuma da almam, yatırım da yapmam. Çıkartıyorum, vedalaşıyorum. Peki, bugün bu raporu hazırlayanlardan Garanti Bankası birinci sırada alışta. Bakın, model portföyünden çıkartan Ak Yatırım beşinci sırada. 1 milyon 173 bin adetle. Garanti Bankası net 2 milyon 780 bin lotla birinci sırada Ak Yatırım model portföyden çıkaran Ak Yatırım beşinci sırada. İşte bu arkadaşlar bilmiyorum eğer burada da bir yanlışlık hata varsa üstüme toprak atın. İşte burada İMKB'nin verileri var burada. Takas dökümü var burada. Şimdi model portföyünden çıkarttım diyen şirket 5. sırada alışta. Abi biri bana bunu bir izah etsin ya. Yani model portföyden çıkartmak böyle bir şey mi oluyor? Çok söz söyler kadınlar, evet demezler asla. Onun gibi bir şey oldu yani. Belki dersem evet anla. Evet der, öyle bir şarkı vardı onun gibi bir şey oldu yani. Garanti Yatırım olumsuz nahoş bir rapor gönderiyor. Ya bu böyle nedir yani bunda bir zayıflık var doğru mu şuna bir bak diyor. Abi iyi diyorum. Demek ki elinde hissesi vardı veya yatırım yapacaktı. Bilemiyorum yani rapor gelmiş, gönderilmiş elektronik postayla. Bir bakıver dedi. Baktık. Abi, sıkıntı yok. Burada bir nahoşluk var ya. Abi yok mu nahoşluk? Evet, anlattıklarına göre nahoşluk var. Okursan nahoşluk var. Abi adam işte orada iki satır şey yazmış. Burada Türk Hava Yolları işte Turkish Airlines resmi web sayfası yazdığı hepsi bu kadar. Adama bir elektronik posta göndermiş aracı kurum. Aman Allah. Ne diyor?
araştırma. Yani içeriğini okursanız hakikaten insan bir nahoşluk olduğunu, bir olumsuzluk olduğunu anlayabiliyor. Öbür tarafta diğeri ne yapmış? Akyatırım model portföyünden Türk Hava Yolları, Migros ve Garanti Bankası'nı çıkarttı. Pegasus portföye dahil edildi. Bugün bu piyasada dolaşılmış. Yani piyasa yukarıya giderken ne oldu? 76 liradan kağıt 72 liraya kadar daha çarptı Türk Hava Yolları. Kara kutusu, mara kutusu kayboldu. Piyasa yukarıya. Kâr realizasyonu mu? Yo. Adam raporu beğenmemiş. O da açıklamış bir rapor. Değil mi? O da açıklamış mı Ak Yatırım? Muhtemelen onun da vardır bir raporu. Model portföyünden çıkarttığına göre muhtemelen onun da vardır. Burada. Bunu herhalde kimse şey yapmadı. Ak Yatırım'ın günahına girmek için böyle bir şey yapmadı. Bana gelmedi. Benim hesabım yok. Ama akşamleyin arkadaşlar, ya Tüpraş'ta yapılanın aynısı bugün Türk Hava Yolları'nda yapıldı. Ben memnunum. Ben razıyım. Abi satarsan param var alırım. Alırsan malım var satarım. Ben bıçağın iki tarafında da varım. Ben biliyorum bunun değerini. Ben bu tahtanın değerini çok iyi biliyorum. O yüzden sen satmışsın. Satmamışsın. Model portföyünü almışsın. Almamışsın. Benim zerre kadar umurumda değil. Sen keşke sat. Keşke ver abi ver. 55'e kadar ver abi. Vallahi memnun olurum ben. Sen yeter ki ver yani. İşte küçük, şimdi arkadaşlar, yabancı yatırımcı. Gene bugün muhabbeti başladı. Yabancılar girdi, para girişi var. Şimdi para girişinin nereden olduğunu bilmiyor kimse. Yabancılara yorumluyor. Ama yorumluyor ama bilerek, bilmeden tahmin yürütüyor veya kastı yapıyor. Ya bakın arkadaşlar, vallahi billahi tallahi. Yabancı yatırımcı burada olmuş olsun, şu hareketleri ne dünkü Tüpraş'a çekilebilirdi ne bugün Türk Hava Yolları'na çekilebilirdi. Hortum gibi emerdi yabancı yatırımcı bu fiyattan onların elinden malı. Yabancı yat ha. Şimdi niçin ben finansal okurlukta ekseriyet kendini geliştirsin, yetiştirsin istiyorum. İşte bu hareketleri yapamazlar biliyor musunuz arkadaşlar? Bir kere panik olup küçük yatırımcı elindeki malı kaptırmaz. Bilinçli bir yatırımcı kısa sürede para kazanacağım diye bütün malını, bütün öz kaynaklarını gidip de şirketlere yatırmaz. Bıçağın iki tarafında da olur. Der ki, düşersen param var alırım. Çıkarsan malım var satarım. Ben iki tarafta da oynarım. Niye? Kendine güvenecek. Finansal okurluğuna, bilgisine güvenecek. Gelsin düşsün diye düştükçe sevinecek. Niçin? Borsada para böyle kazanılır işte. Borsada, borsa yukarı çıkarken para kazanamazsın arkadaşım. Hani uzun vadeli, ya borsa yukarıya çıkıyor, ben bunu taşıyayım. Uzun vadeli düşüneyim, para kazanayım. Böyle bir şey yok arkadaşım. Uzun vadeli yatırımı düşünüyorsan önce uzun vadeli hisse senedi almak için uzun vadeyi düşüneceksin. Ha. Onu düşündüğün zaman ne kadar param varsa
son barutuna kadar gidip hisseye yatırmayacaksın. Hep madalyonun olumsuz tarafını düşüneceksin. Hep kötü senaryoyu düşüneceksin. Hep düşecekmiş gibi düşüneceksin. Arkadaşlar, hep söylüyorum. Diyorum ki, burada iktisadın, ekonominin, işletmenin kuralları değil, insan psikolojisinin, insan mühendisliğinin kuralları burada geçerli. Otokontrolünüzü kaybetmeyeceksiniz. Burada psikolojik savaş veriliyor. Buradaki uzmanlar da yatırımcı davranış ve şekillerinin uzmanları. Nasıl onlara iştaha getirip hisseyi aldıracaklarını çok iyi biliyorlar. Nasıl onların elinden ucuza malı hortumlayacaklarını çok iyi biliyorlar. Beni çarpamıyorlar. Beni çarpamadıkları için zaten başkalarının da çarpılmasına, bilgilenmesine, finansal okurluğuna katkı sağladığım için sosyal mecralarda beni şikayet edip sayfalarımı kapattırıyorlar. Şimdi tanımıyorum. Bir kardeşim yazmış bugün. Tanımıyorum. Bu arkadaşım işi biliyor. Bu arkadaş işi biliyor. Yani bravo, ben bu arkadaşı tebrik ederim. Kendisine de söyledim. Tüpraş'ta karlılık hiç artmasa bile bir yılın sonunda hisse başı 169 TL kar rakamına ulaşıyor. Şirketin 5 yıllık ortalama FK çarpanı 13,56 da şu anki fiyat kazanç rasyosu 6,82. HBK rakamını 169 TL 8 fiyat kazanç ile çarparsak bile fiyat 1 milyon 352 TL çıkıyor. Bunlar 441 TL rakamını nerelerinden buldular acaba? Çok enteresan. Kenan abi, video için teşekkür ama bu adamlar gerçekten de bir gün seni vuracaklar abi. Tabii milyon dolarlar dönüyor. Ya bir gün ben de herkes gibi öleceğim ama ecelin bunların elinden olmayacağını çok iyi biliyorum. O biraz şey yani. Şaka bir yana, kendini de sağlığına da dikkat et, saygılar. Ben ilk defa görüyorum bu arkadaşı. Tanımıyorum. Kendisine de yazdım. Sizi ilk kez fark ediyorum. Daha önce yarım yaptınız mı bilmiyorum. Dikkatimi çekmeniz, siz bu işi iyi biliyorsunuz. Tebrik ve teşekkür ederim. Evet. Uzun zamandır meğersem takip ediyormuş. Sessizce takip ediyormuş. Kısaca arkadaşlar, benim yaşımdaki dinozorlar hatırlar. Bizim çocukluğumuzda böyle bir reklam vardı. Yok aslında birbirimizden pek farkımız ama biz Osmanlı Bankası'yız. Biz 40 kişiyiz, 40'ımız birbirimizi iyi biliriz. Evet. Dün Tüpraş, bugün Türk Hava Yolları. İnşallah, umarım küçük yatırımcı bu panikte elinden hisseyi çıkartmamıştır. Son parasına kadar da hisselerde boğulmuyordur bu çıkışla birlikte. Yani bu tür şirketleri arkadaşlar, bu tür bakın daha geri gelebilir. 55 liraya kadar gelebilir. Ben hazırlıklıyım. Hiç umurumda değil. Ben razıyım. Ha, çıkacakmış.
Elindekilerle kazanayım yeter. Allah bereket versin. Allah bin bereket versin. Önemli olan burada para kaybetmemek arkadaşlar. İlk önce para kaybetmeyeceksiniz. Borsada para kaybetmeyeceksiniz. Ondan sonra kâr etmeyi düşüneceksiniz. Ondan sonra önceliğiniz para kaybetmemek olmalı. Artı borsaya haberlerine, raporlarına kulaklarınızı kapatacaksınız. Görmeyeceksiniz. Ben göreyim yeter. Benim görmem yeterli. Yani ben göreyim siz benden diye söylemiyorum bunu. Ben mesajı alıyorum. O raporların içerisinde gizli kalmış, gizli kalmış, saklanmış mesajları cımbızdan ayıklama gibi bir yeteneğim var. Arkadaşlar yani bırakın da o kadar olsun. 90'dan beri piyasanın içerisindeyim. Neyin ne amaçla, neye güderek, hangi düşünceye hizmetle yazıldığını, anlatıldığını, ifade edildiğini biliyorum. Çok iyi okuyorum. Onların 2-3 hamle sonrasını görebiliyorum, kestirebiliyorum. Evet arkadaşlar, bakın ben belgelerle konuşuyorum, rakamlarla konuşuyorum, somut. Bir arkadaşım yazmış, güzel. Türk Hava Yolları'nın takasına müsait olduğunda bak abi. Bugün Garanti Ak Yatırım rapor paylaşıyor ve seans içinde 1 milyon 422 binle Garanti birinci sırada, 1 milyon 173 binle Ak Yatırım beşinci sırada. Ak Yatırım bir de model portföyümüzden raporda çıkarıyoruz demesine rağmen 2 milyon 777 bin net lotla 75-58 maliyetle Garanti ilk sırada. Şimdi nasıl oluyor bu iş değil mi? He? Neyine güveneyim de get yalan dünya. İşte burada arkadaşlar. Tarih burada. 8-9-2022, 8-9-2022 takas dökümü Türk Hava Yolları'nın. Nahoş olumsuz bir rapor. Hemen yetiştiriyorlar abi. Yani ya bu nasıl bir böyle yatırımcıya hürmet, sevgi, kıymet, hümanistlik ya? Ya 8-9'da abi bunlar hep tesadüf mü yani? Şimdi soruyorum size. Dün Tüpraş efendim 430 ne 470'ten 441'e indiriyoruz. Böyle yarım ağız, yarım yamalak böyle işte endeksin üzerinde ha. Endeksin üzerinde millet endeks alıp satıyor. Millet zaten parasını endekse göre değerlendiriyor. Fon yönetiyor ya millet. Ya kardeşim endeks sizi ilgilendirir. Siz bunu gidin aracı kurumlar arasında siz hangimiz daha uzağa şey ediyoruz diye şey yapın. Benim fonum endeksin üzerinde getirdi diye ama o yatırımcının endekslen bir işi yok ki. %30. Enflasyon %80. Ama ne büyük bağışta bulundun. Bir de 470'ten 441'e indirdin. Ve aynı gün güm. Kağıt aşağıda. Çok ben ona dikkat etmedim. Bakmak lazımdı dün. Acaba o dün fiyatı, hedef fiyatını revize edip aşağıya düşüren arkadaş tahtada alıcı mıydı, satıcı mıydı? Bak o hiç aklıma gelmedi. Bakarız. Ona da bakarız. Burada tarihi güncelleriz. Çekeriz o tarihe. Ona da bakarız. Ama tabii bunu herkesin elinde yok. Bunu herkes göremiyor. Ha, yalan mı söylüyorsunuz?
Yo, yemin etseniz karnınız ağrımaz. Ama farklı açılardan, farklı pencereden, farklı yerden durup bakıyoruz. Siz farklı pencereden, farklı açıdan gösteriyorsunuz. Evet arkadaşlar, yatırımcı arkadaşlar, takipçi arkadaşlar. Bu konularla ilgili son videom. Daha başka böyle bu tür piyasa yorumlaması yapmayacağım. Ben mesajımı verdim. Almak isteyen alır. Almak istemeyen rapor peşinde koşsun. Uzman peşinde koşsun. Ya ben rapor okudum. Sunulan raporla. Ya burada arkadaşlar işte ben gösteriyorum ya. Bugün ne olmuş? Bugün ne olmuş? Orada gösteriyorum. Model portföyümüzü aldık diyen adam eksi en büyük satıcı akşam takas dökümünde. T Amerika'daki adam bunun farkına varıyor. Ve bu herkesin gözünün içine baka baka alenen yapılıyor, alenen. Şimdi soruyorum size. Yabancı bunun farkında değil mi? Yabancı bunu görmüyor mu? Hani nasıl Türkiye'ye yatırımcı getireceksiniz, yabancı yatırımcı getireceksiniz? Bu şekilde gelir mi? Yani o yabancı aracı kurumların, fonların Türkiye'de şubeleri, mümessilleri, temsilcileri yok mu? Var. Ya burada böyle bir şeyler oluyor dendiğinde o yabancı yatırımcı gelir buraya girer mi? Böyle mi oluyor ülkeye hizmet? Böyle mi oluyor ülkeye katma değer sağlamak? Ama bu işler böyle gitmez. Bu işler böyle gitmez arkadaşlar. Gitmeyecekti. Devlet Baba okşar, eline sopayı aldın mı sağlam sağlam sever. Sopayla sağlam sever. Peki arkadaşlar, iyi geceler.